geldin canım. Dondurma keyfi mi yapıyorsunuz? Ya sorma. Dondurma keyfi ama bizim için değil. Aa tamam, anladım anladım. Aslı yengeniz yine size servis yaptırıyor değil mi? Ya servis yapmak zorunda değil ama bir kere bile havuza girmemize izin vermiyor. Aslı yenge rencide eder diye de amcamıza söyleyemiyoruz. Kızlar, yani size yardım etmeyi şu anda çok isterdim biliyorsunuz. Ama Burak olayı yüzünden gelip gitme dışındaki tüm sihir gücüm elimden alındı. Biliyoruz Selena. Ya sen zaten bizi dert etme. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Ya Selena, Burak hocadan hala haber yok mu? Her yere baktım, yok. Ya cezalı olduğum için sihirli haritadan da yardım alamıyorum. Ya hem Burak hoca hem de sihir gücün yok oldu. Sanırım kendinle ilgili gerçekleri anlatmak sana çok pahalıya mal oldu Selena. Belki evet. Ama ben yine de doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum kızlar. Unutmayın, ne olursa olsun gerçekleri söylemek, hele de sevdiğiniz birine, vereceğiniz en doğru karardır. Tamam, ya belki çok üzülüyorum ama ben Burak'ın beni tanımadan sevmesindense tanıyıp sevmemesini tercih ederim. Öyle deme Selina. Bence Burak hoca seni hala seviyor. Öyle mi dersiniz? Ya bence de. Sadece kafası karışık. Yani şimdi ben de Ozan'ın uzaylı olduğunu öğrensem benim de kafam karışırdı. Seninle çıktığına göre Ozan gerçekten uzaylı olmalı. Ya Kıvılcım, sen bizi mi dinliyorsun? Çok kötüsün Leyla ya. Görüyorsun değil mi Selena? Senin verdiğin özel gücü sırf beni sinir etmek için kullanıyor. Çabuk getir o dondurmaları, yoksa buradan Sarıyer'e kadar rencide ederim. Eyvah Aslı yenge. Leyla ablaya çok kötüsün. Gerçekten Leyla, yeter artık. Beslemeler, nerede kaldı dondurmalar? Ya Leyla, yeter ama artık. Ya bu sefer gerçekten ben yapmadım. Kızlar doğru söylüyor. Hadi bir an önce dondurmaları götürün de Aslı yengeniz size kızmasın. Ben kaldırırım onu, tamam. Hadi siz gidin. Ben Kate, tanımadın mı? Şişt, oğlum. Bana bak. Ne oldu, bir haftadır değişen bir şey var mı? Hayatın anlamını bulabildin mi? Ayrıca ben sana son yıldırım da yanlış söyledim. Çünkü sen gitgide Robinson'a daha çok benzemeye başlıyorsun. Burak, bak senin için o kadar yol tekrar. Bir iki kelime bir şey söyle bari. Bana yalan söyle. Bir iki kelime bir şey söyle derken, daha önce milyon kere söylediğim bir şeyden bahsetmiyorum abi. Yeni bir şeyler, yaratıcı ol Türkçeyi mi unutmuyorsun? Bana yalan söyledin Burak. Bana baksana sen. Salak mıyım ben? Tamam anladın. Bin kere söyledin zaten. Sana yalan söyledi. Bana bak, sana bir albüm yapalım. Bir tane şarkı buluruz sana. Şarkının sözlerini olsun. Bana yalan söyledi. Çok yaratıcıyım. Şu an kendimi tebrik ettim. Bravo vallahi. Hay Allah'ım yarabbim. Tamam kardeşim ya. Ya amacım seninle dalga geçmek değil. Ama seni böyle görünce üzülüyorum. Ne yapayım? Selena'ya soruyorum, o da bir şey söylemiyor. Selena'ya burada olduğumu söylemedin değil mi? Söylemedim abi. Sorduğu zaman bilmiyorum diyor. Kardeşim hadi ama ya. Ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Yani aranızda bana söyleyemeyeceğin ne olmuş olabilir ki? Nedir bu yalan ya? Peki abi, anlaşıldı. Senin konuşacağın yok. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Sovyer oldun falan ama Sovyer dizide insanlara böyle iki iğneli bir şeyler söylüyordu. İki espri yapıyordu. Güzel oluyordu. Ama sende tık yok. Ben gidiyorum. Al bunlar da yiyeceklerin. Bari açlıktan ölme buralarda. Ben gidiyorum abi. Hadi kendine iyi. Buray. Selena. Selena ne? Selena. Boş ver abi, boş ver.